değerli izleyicilerimiz, geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıtan, özellikle doğasıyla ve insanlarıyla bizleri sıcaktan, derin sevgiyle kucaklayan bir ilimiz Siirt'ten sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle hanımların dikkatini çekecek bir konu var ama beylere de kesinlikle dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki organik olan her şey bizlerin hoşuna gider ve her zaman en güzel şeylerin organik hallerini, organik doğadan gelme hallerini severiz ve işin üstadlarından almayı kabul ederiz. Şimdi sizleri bu organiklerin tamamıyla, organik hallerin tamamıyla sizleri tanıştıracak olan bir işletme sahibiyle tanıştıracağım. Mithat Apari Beyefendi ile beraberiz. Mithat Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhaba, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bizleri burada güler yüzünüzle ağırladığınız için sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Maceramız nasıl başladı? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Aklınıza nereden geldi bu üretimler? Mithat Apari, şöyle diyeyim. Biz dede mesleğini buradan başlattık. Dedi ki böyle dede mesleğini sürdürelim. Yani dededen babaya, babadan oğula geçsin. Ve en azından bu ilerideki yıllarda çocuklarımıza kalsın bir meslek dedik. Ondan dolayı bu yola çıktık böyle. Çok iyi olmuş. Aynı zamanda da organik ürünler üretiyorsunuz burada. Organik sabunlar üretiyorsunuz. Ben biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada hangi çeşit sabunlarımız var? Neler üretiyoruz? Ne şekilde yardımcı oluyoruz herkese? Şimdi bizim özellikle 62 çeşit sabunumuz var. Ha, bunun birinci sırada gelen Siirt Bıtım sabunu. Siirt Bıtım sabunu. Önceliğimiz Bıtım sabunu. Çünkü doğal, kaliteli ve özellikle organik olduğu için herkesin beğenisini kazandıran bir sabun. Biz tüketicilerimize, iş ortaklarımıza bu sabunu herkese tavsiye ediyoruz. Bıtım sabununa geleceğim ama ben diğer ürettiğiniz sabunlardan biraz bahsetmenizi istiyorum sizlerden. Hangi doğal, organik, hangi doğal yapıların sabunları üretilebilir? Hangisi ne işe yarar? Ufak ufak bilgi verebilirsek sevinirim. Bugün katran sabunundan bahsedelim. Katran sabunu özellikle cilt hastalıklarına iyi gelir. Ekzema gibi, mantar gibi ve kaşıntılı hastalıklara iyi geliyor. Yani herkesin kullanmasını da tavsiye ediyoruz. Bir de aloe vera dediğimiz sabunumuz var. Aloe vera çok gerçekten etkili ve herkesin beğendisini kazandıran bir sabun. Özellikle güneş lekelerine ve kil gibi, akne gibi cilt rahatsızlığına iyi geliyor. Mesela gül sabunu, gül sabunumuz da mevcut. Gül sabunumuz da hassas ciltler için herkese tavsiye ediyoruz. Özellikle makyaj kullanan bayanlar makyajdan sonra gerçekten o gül sabunu kullanıyor. Haricinde de bazı farklı çeşitlerimiz var. Mesela ben portakal gördüm burada. Evet, aloe vera'dan bahsettik. Aloe vera'yı çok severim bu arada. Kullanmayı kesinlikle, yine biliyorsunuz eski tarihlerde Hint tanrıçalarının yaralarını iyileştirmek için kullanmış olduğu bir çiçekti. Şu anda da çok fazla rağbet görüyor ve çok da iyi. Haricinde diğer işte zeytinyağlı sabunlarımız, herhalde keçi sütü sabunlarımızın her biri, bütün organik sabunlarımız burada sizlerde mevcut. Aynen öyle efendim. Ve daha birçok sayamayacağımız bizde bitkisel yağlardan yaptığımız sabunlarımız mevcut. Sabunlarımız doğal ve bitki yağlarından yapıldığı için özellikle kuru saçları hem nemlendirmiş oluyor hem o kuruluğu gidermiş olur. Yani kullanmakta bir fayda vardır. Herkese tavsiye ediyoruz. Ama sadece doğal saçlarda diyoruz bunları. Çünkü boyalı saçlar için olmaz bu. Normal düz saçlarda kullanmayı tavsiye ederiz ki faydalarını görsünler. Kesinlikle. Cildimiz her zaman organik diyoruz. Bu arada temizleme konusunda gül sabunundan bahsettiniz. Evet, tonik vazifesi görüyor. Yani gül sabunu tonik vazifesini görüyor. Yani doğal, biliyorsunuz günümüzde hep kimyasal tonikler, sıvı tonikler vardır. Özellikle belli müşterilerimiz vardır. Bayan müşterilerimiz gül sabununa büyük bir rağbet gösteriyor. Yani makyajdan sonra yüzünü gül sabunuyla hem her türlü hassas ciltler olduğu için koruyucu ve antiseptik özelliğe sahip. O konuda da bizlerin her zaman cildini topluyor diyoruz. Peki Bıtım sabununa geçmek istiyorum şimdi. Bütün sabunlar bizlerde mevcut. Her biriyle alakalı bütün derin bilgilerimiz var. Bizlerden kimler destek isterse desteklerimizi verebiliyoruz kesinlikle ama peki Bıtım sabunu nedir? Bıtım sabunu özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen bir bitkinin bir meyvesidir. Yani bizim burada yöresel olarak biz ona Bıtım diyoruz. Batıda menengiç, ciklenbik, çenene diye hitap edilmektedir. Yani bunlar belirli sezon aylarında bunlar toplanıyor. Yani şöyle diyeyim, Siirt fıstığını bilen zateni, Siirt fıstığının aşılanmamış hali bir meyvesidir. Onlar aşılanmadan toplanıyor. Toplandıktan sonra bunlar güzelce bir ötülüyor, yani peresleniyor. Ondan bu pereslendikten sonra biz bunları kazanlara döküp belli bir 50 derece ısı üzerinde böyle bunları güzelce bir kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra belli bir su ilave edip
Bir de sabun mayası, kül suyu dediğimiz, meşe külü dediğimiz sabunumuza katıp onunla belli bir ölçüde bir dakikada yapıldıktan sonra hamur haline geldikten sonra biz bunları kalıplara döküyoruz. Ve kalıplara döküldükten sonra bunlar daha kurumadan bunlar kesiliyor. Kalıplar haline getirip sabunumuzu hazırladıktan sonra doğal sabunlarımızı tüketicimize ve iş ortaklarımıza sunmaktayız. Yani gerçek anlamda çok fazla böyle meşakkatli bir işe benziyor aslında anlattığınızda. Peki tamamıyla insan gücüyle mi yapılıyor? Yani evet. Biliyorsunuz bazı durumlarda fabrikasyona katıldığında doğallığından, organikliğinden çıkabiliyor. Çünkü onun karıştırmasının bir süresi var, ısısının bir süresi var. Belli bir yapısı var ve bunu bir makine algılayamayabiliyor. İnsan gücü olarak bakıldığında yorulmuyor musunuz hiç? Evet. Tabii ki buna güç ister. Buna gerçekten yoruculuk ister yani. Sonuçta el emeği var burada. Bu kazanlarda az önce ifade ettiğim gibi kazanlarda kaynatıldığı için en azından bir 30-35 dakika biz bunu karıştırıyoruz. Ta hamur haline geldikten sonra 35 dakikadan sonra hamur haline geldikten sonra biz bunları kalıplara dökmek zorundayız. Bu kalıplara dökülünce buna da güç ister. Çünkü kazanlardır. Kepçeler kullanıyoruz. Bazen kazanları bürküyoruz. Yani gerçekten zahmet ister. Ya bu şunu diyoruz. Biz bu emeğimiz diyoruz ki en azından boşuna gitmesin. Bu doğal ürünü de herkes bilsin. Herkes görsün. Yoğun bir tüketimi söz konusu. Bu sebeple de hepimiz bir arayış içerisine giriyoruz. Ama tabii ki de en doğal, en organik hallerini istiyoruz. Benim merak ettiğim bir diğer konulardan bir tanesi ise yapımında yani evet çok detaylı, çok böyle yorucu, meşakkatli bir işlemden bahsediyoruz bunlarda ama mesleğinizle alakalı genel olarak yorulduğunuz, zorlandığınız bir şey var mı? Tabii ki. Şimdi bazen belli bir ısı dediğimiz var 50 derece üzerindeki ısı isterseniz bazen dalgınlığa varabiliyoruz. Bu sefer yağ, bıtım yağı dediğimiz şey hamurlaşması hamurlaşması biraz sıkıntı olabiliyor. Onun için fire verebiliyoruz. Bazen zarara uğrayabiliyoruz. Sabunlarla alakalı evet organiklikleri ve üretim aşamasıyla alakalı birçok bilgiyi bizlere yansıttınız. Yorucu, meşakkatli evet ama mesela diyelim ki sadece sabun yani kalıp sabun halde mi bunları üretebiliyoruz? Bir sıvı sabun olabilir mi? Bir duş jeli olabilir mi? Ya da bunların kendi özelliklerinde bir şampuanın üretimi yapılabilir mi? Aynı organikliğini kaybetmeden. Şimdi şöyle diyeyim biz bunu da düşündük. Biz bunu ilerideki safhalarda yapmayı düşünüyoruz. Bunun sıvı sabunu olur, şampuanı olur, kremi olur ve daha birçok kozmetik ürünlerine benzer organik doğal olacak şekilde yapmayı düşünüyoruz. Tüketicilerimize Türkiye'nin her tarafına göndermekteyiz. Ve sabunlarımız dediğim gibi organiktir, doğaldır. Tüketicilerimiz kullandığı vakit gerçekten memnun kalıyor. Memnun kalınca etrafına, akrabasına, eşine, dostuna tavsiye ediyor ve bizi arıyorlar. Ve bizim gündelik olarak kargo yaptığımız paketlerimiz var. Ve dediğim gibi Türkiye'nin her tarafında gönderiyoruz. Avrupa'dan da talep geliyor bize. Pandemi öncesinde biz birçok ülkeye gönderdik. İnşallah bu pandemi sürecinde de göndermeye çalışacağız. Çünkü kargolarda ciddi manada bir yoğunluklar var. Biz sıkıntılar yaşıyoruz. Bu yoğunluklardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Ama pandemiden sonra yine biz Avrupa'daki tüm kestik. Avrupa'ya gönderimimize devam edelim. Evet. Avrupa'da gönderimizi devam ettireceğiz inşallah. Kesinlikle ben de inanıyorum bunun canla başla çalışıp kadronuzla birlikte tamamıyla son gaz hızlarla çalışmalarınızı gerçekleştireceğinizi ve tamamlayacağınızı. Şu anki durum sadece sizlik değil ulaştırma şirketleri aynen. Tarafından onlarda da değil aslında ama dünyaca sorun olan bir problemin içerisindeyiz. Avrupa izleyicilerimize buradan duyurmuş olalım mutlaka gelir ama biraz geç gelir diyoruz. Evet, röportaj öncesindeki sohbetimizde benim aldığım sizlerden aslında bir ufak bir sır ama ben izleyenlerimizle paylaşmak istiyorum. Ben her zaman onların güler yüzü için çalışıyorum dediniz. Benim için kesinlikle evet tabii ki de tüketime onlara gönderiyorum ama tüketimden sonra beni arayıp teşekkür bile etseler benim onlara hediyelerim, jestlerim aynen, oluyor dediniz. Aynen öyle. Bu konuda da ben onlar adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Biz teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz Tuğçe Hanım. Peki sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden ulaşabilir, nerelerden takip edebilirler? Bizim Instagram hesabımız var, Facebook, YouTube, Gitti Gidiyor, N11, hepsi burada.com ve daha birçok mağaza platformunda Siirt Sabun Evi'ne ve Mithat Apar'ı olarak girdikleri vakit orada iletişim adreslerimiz, oradan bize ulaşabilirler.